Ayça bir şey daha söyledi, aklımı karıştırdı da açmak istemiyorum konusunu zaten. Nasıl? Bilmediğin şeyler var diyor senin diyor. Emre diyor asla diyor. Biz de bildiklerimizi o zaman ortaya dökeriz, sorun yok yani. Hiç problem değil yani. Subliminal bir mesaj mı verdi? Kim? Hoppa. Kim geldi? Hayır mı? Ne habersiniz? Hayırlısı muhatap edin. Ayşe'cim hoş geldin. Emre bir anlat bakayım benim hakkında ne biliyorsun? Seninle muhatap olmayacağım. Tamam. Sen benim muhatap olacağım tarzda bir insan değilsin. Demek ki sen her şeyi kabulleniyorsun. Kabullenmiyorum hiçbir şey. Sadece seninle muhatap olmayacağım. Efendiliğimden çıkmayacağım. Bak benim seninle konuşacak bir şeyim yok. O zaman artistlik seninle... yapma tamam mı? Bak doğru konuş artık. Artistlik yapma. Bak artık doğru konuş. Öyle masada bilet işte Ayça'yı sinirlerimi... dökerim deme. Sinirlerimi tepeye çıkartıp beni böyle kötü insanmış gibi göstermeye çok çalışma. Çok iyi bir insansın sen. Tamam mı yapma. Çok iyi insansın kötülemeye çalışıyorum. Benim iyi olduğum herkes biliyor sen herkes merak biliyor. Etme. Bak benim annem rahatsız. Bu görüntüleri izlediği zaman kötü oluyor. O yüzden bak bunu bu zamana kadar hiçbir zaman söylemedim. O yüzden yapma. Senin de ailen var. Yapma. Benim ailemi şimdi mi ben seninle savaşmak o istemiyorum. O görüntüler ya sonra beni o kadar yerin dibine vurduktan sonra mı düşünüyorsun? Ben senin aileni her zaman düşündüm. O görüntüleri ben mi getirdim buraya? Yeter ya. Elimi uzatıyorum. Her defasında aynı şeyi yapıyor ya. Yükselme devam. Elini uzatıyorsun. Bırak. Abi yapma şunu yapma. Canıma tak ettirme benim ya. Ben insan evladıyım. Yeter. Bak efendiliğimi koruyorum. Karşında düzgünce duruyorum. El uzatıyorum sana. Yapma. Hiçbir şeyden mi anlamıyorsun ya? Seninle bir alıp veremediğim yok. Seninle bir derdim yok. Benim belalım değilsin, düşmanım değilsin. Hiçbir şekilde. Tamam mı? Yıldım. O yüzden ne sen kendini üz, ne de biz burada huzursuz olalım. Ne de sen orada huzursuz ol. Tamam. Lütfen. Güzel. Tamam bak uzat. Ben sana yine tamam. Orada da elimi uzattım. Bak, konuşmadan hani elimi uzatıyorum. Şey evet. Elini bir uzat. Tamam mı? Bak konuşmadan. Bırakayım artık uğraşmayacağım Emre'yle. Ben onu sevdim ama ya. Bir resim yüzünden beni mahvetti. Belki de hep istiyordu ayrılmak. Bahane dedim ya o zaman da söyledim. Herkes üstüme geldi. Ve Emre'yle güzel dakikalar geçirdiğini biliyor musunuz? Çok romantikti. İzleyelim o zaman bir daha bakalım çok beraber. Romantik miymiş. Ya samimi geliyorsun. Yalan söyleyemeyeceğim. Dürüst olacağım sana karşı. Hani ben senin özgüvenine gerçekten hayran kaldım. Teşekkür ederim. Yani hani cesur bir kızsın. Kimse gelip de burada ben şunun için geldim. O olmazsa beni eleyin demedi bu zamana kadar. İyi ki geldin o zaman. İyi ki gelmiş. Yani. Böyle zaman geçirdikçe seninle konuştuktan sonra iyi ki gelmişim diyorum. Emre uzun süredir ilk defa bir gelin adayına iyi ki geldin. Seni dürüst buluyorum. İlk defa bu kadar yakın davrandığını görüyorum. Anladığım kadarıyla birbirinizi tanıma yolunda ilerleyeceksiniz. Bilmiyorum heyecanlanıyorum karşısında yani. Hani anlamsızca, istemsizce heyecan oluşuyor bende. İstediğin buydu senin. Evet. Hazal'la bir tanıma yoluna giriyorum. Güzel. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yani ben Emre'yi de seviyorum. Ben Ayça'yı da çok seviyorum. Yani şöyle hacı gibi. Ne bileyim ikisinin de mutlu olmasını istiyorum Seda Hanım ya. Ben mutlu olacağım Seda abla. Bekliyorum zamanını. Ben de bekliyorum ve çok istiyorum mutlu olmanı. Aynen. Kesinlikle. Gerçekten seviyorsan, sevmişsen, yaşanmışlığın varsa da o ayrılıktan sonra da onun beraber olduğu kişiyle mutlu olmasını istersin biliyor musun? Aslında sevmek böyle bir şey. Olsunlar. Ben yani de olacağım. Bir...